Değerli basın mensupları, acı mı acı, ağır mı ağır günlerin ardından 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Ramazan ayına ucube şahsım rejiminin tedbirsizliği, liyakatsizliği, kifayetsizliği, beceriksizliği nedeniyle 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybetmenin derin acısıyla, ağır üzüntüsüyle girdik. Bu mübarek ayda yapılacak ibadetlerin, edilecek duaların, Kalplerimizdeki acıyı bir nebze rahatlatmasını diliyoruz. Ramazan ayının birliğe, dirliğe, dayanışmaya ve yardımlaşmaya, hanelerimizde huzur ve berekete vesile olmasını temenni ediyoruz. Acılarımız hala çok taze. Deprem binlerce yuvayı dağıttı. Analar, babalar evlatsız, evlatlar anasız babasız kaldı. Tek kişilik şahsım rejimi elinde afet felakete dönüldü. Geçmişin köklü kurumları ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi elinde depremde mefruç oldu. Bu ülkede ne zaman afet olsa akla iki kurum gelir. Bunlardan birincisi Türkiye Silahlı Kuvvetleri'dir, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, diğer ise Kızılay'dır. Ama gördük ki 48 saatte Şam'a gideceğiz diyenlerin yönetiminde Mehmetçiğimiz bin yıllık ata yurdumuz Hatay'da deprem enkazının başında 48 saat başına 48 saat için 48 saat boyunca gönderilemedi. 48 saatte Şam Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyenler 48 saatte Antakya'da Habibi Necar Camii'nin enkazına ulaşamadı. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da insanlarımız 48 saat boyunca Enkazın altında kaldı, soğukta ölüme terk edildi. Donarak hayatlarını kaybettiler. Her afetin ardından çadır kuran Kızılay bu afette millete çadır sattı. Görevini ihmal ederek, vazifesini safsaklayarak, suistimal ederek on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan bu ucube sistemin başındaki ne yaptı? İstifa edeceğine utanmadan, sıkılmadan milletten helallik istedi. Cevabını da depremin 40. gününde Hatay'dan aldı. Samandağlı kadınlar ellerinde bahur ve rihenlerle hakkımızı helal etmiyoruz diyerek yeri göğü inletti. Depremde evladını, eşini, anasını, babasını, hısım ve akrabasını kaybeden bu acılı kadınlar da milletimiz de şunu çok iyi biliyor. Haksızlığı uğrayana hakkını vermeden helalleşme olmaz. Haksızlık edenden yaptığı haksızlığın hesabını sormadan helalleşme olmaz. Haksızlık yapana yaptığı haksızlığın kefaretini ödetmeden helalleşme olmaz. Mağdur olanın mağduriyeti tazmin edilmeden helalleşme olmaz. 50 bini aşkın vatandaşımızı gerekli tedbirler alınmadığı için, zamanında müdahale edilmediği için depremde kaybettik. Ardından depremin öldüremediğini de sel alıp götürdü. Adıyaman ve Şanlıurfa'da 20 vatandaşımız göz göre göre sel sularına kapılıp gitti. Depremde ortada görünmeyen hükümet, selde de ortada yoktu. Rant hırsıyla hesapsız kitapsız yapılan geçitler milletimize mezar oldu. Ne diyordu Albert Camus? Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bak. Ülkemiz 21, ülkemizi 21 yıldır yöneten bu ucube zihniyetin elinde evlerimizde, sokaklarımızda, şehirlerimizde can güvenliğimiz hiç kalmadı. Bu gözü dönmüş rantiyecilerin elinde en ucuz şey vatandaşlarımızın canı oldu. Ölen hep öldüğüyle kaldı. Ne depremde yıkılan dayanıksız binalara göz yumanlardan. Ne askerimizi enkazın başına hemen göndermeyenlerden, ne Kızılay'ı ticarethane yapanlardan, ne dere yataklarını imara açanlardan, ne orman yangınında uçak uçuramayanlardan, ne de trenleri devirenlerden hesap sorulabildi. Ne yazık ki bu pisi pisine ölümlerin, bu tarifsiz acıların gerçek sorumlusu sorumluluğunu hiç üstlenmedi. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, Gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diyerek işbaşı yaptılar. Bıraktık koyunu kurdu, onca acılar yaşadık, on binlerce yuva söndü. Ömer adaletinden dem vuranlardan kimse çıkıp da millete hesap vermedi. İstifa etmedi. Millete çadır kurmayıp çadır satan Kızılay Başkanı yerinde. Afette görevini yerine getirmeyen bakanlar yerinde. Sarayın kibirli başı yerinde. Üstüne üstlük bir de memur bakanlarını milletvekili yapma peşinde. Kendisi de hiç utanmadan, sıkılmadan seçime girmeye hazırlanıyor. Depremzede vatandaşlarımız başlarını sokacak çadır ve konteyner arıyor. Bunlar şarkılı sözlü temel atma filmleri çekiyor. Milletin acıları üzerinden seçim propagandası yapıyor. Deprem bölgesinde iftar sofralarında siyaset yapıp on parmaklarında on kara sağa sola çalıyorlar. Senaryosu sarayda yazılmış Üçüncü sınıf prodüksiyonlara deprem sedeleri figüran yapıp ondan sonra da sosyal medyada servis ediyorlar. Kötü bir işin en gizli şahidi insanın, insanın vicdanıdır. Ne yazık ki bunlarda vicdan hiç yok. Vicdanını kaybeden insanlığını da kaybeder. Yolun başında mücahit olacağız diyenler yolun sonunda müteahhit oldular. Yolun başında Harun olacağız diyenler yolun sonunda Karun oldular. Ama aziz milletimiz herkesin ne yaptığını görür bilir. Notunu da verir. Sandık önüne geldiğinde de ak koyunu kara koyunu ayırır. Kendine zulmedene bunun hesabını sorar. Değerli basın mensupları, her Ramazan ayında sakız çiğnemek oruç bozar mı diye tartışılır da, orucu bozan çok daha önemli hususlar nedense hiç tartışılmaz. Tartışılması da istenmez. Orucu kul hakkı yemek bozar. Orucu esas beytül male el uzatmak bozar. Orucu milletin hakkını, hukukunu yemek bozar. Derdi basın mensupları nerede yolsuzluk varsa yoksulluk da vardır. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi. Bugün bu ülkede 0-17 yaş arasındaki çocuklarımızın en çok tükettiği yiyecek ekmek ve makarna. En az tükettiği yiyecek de fasulye, nohut, mercimek, et, tavuk ve balık. Yani çocuklarımız ne bitkisel ne de hayvansal proteinden yararlanabiliyor. Bunu biz demiyoruz. Tayyip yüzmeyen istatistik kurumu TÜİK diyor. TÜİK'e göre 6-17 yaş grubundaki çocuklarımızın %61'i son bir yılda ne sinemaya ne de tiyatroya gidebilmiş. Sebep tabii ki maddi yetersizlikler. Yine 0-17 yaş arasındaki çocuklarımızın %66'sının kendine ait bir odası yok. Her 100 çocuktan 37'si 2 veya daha fazla kişiyle aynı odayı paylaşıyor. Bugün çocuklarımız doğru dürüst beslenemiyorsa, boyu kısa kalıyorsa, dikkat bozukluğu yaşıyorsa, sosyal becerileri gelişmiyorsa sebepleri buralarda aranmalıdır. Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından birisi çocuk yoksulluğudur. Bugün ne yazık ki evlatlarımızın çoğu Yarı aç, yarı tok gününü geçirmek zorunda kalıyor. Oysa peygamberimiz ne buyuruyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Siyasete tek yüzükle başlayıp bugün saraylarında bir eli yağda, bir eli balda yaşayanların aziz milletimizi görmediği, duymadığı, unuttuğu ülkemizde pek çok çocuğumuz yatağa aç giriyor. İşte Ramazan ayında sıradan iftariyeliklerin durumu Markette siyah zeytinin kilosu 120 lira. Beyaz peynirin kilosu 197 lira. Hurmanın kilosu 160 lira. 30'lu karton yumurtanın fiyatı 89 lira. İftar sofrasına etli bir yemek koymak isterseniz dana kıymanın kilosu 335 lira. Kuzu kuşbaşının kilosu 356 lira. Sofraya bir Ramazan pidesi koymak isterseniz fiyatı 15 lira. Bu fiyat etiketleriyle, bu hayat pahalılığında, ağız tadıyla bir iftar nasıl yapılacak? Ağız tadıyla sahur yapıp oruca nasıl niyet edilecek? Ama ne demişler? Tokaçın halinden anlamaz. Saraylarında zencefilli, somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, pataşur içinde çerkez tavuklarını mideye indirenler, Yatarken de hazmetmek için manda yoğurduna hurma katıp kestane balı ve yulafla beraber götürenler milletin halini nereden bilecek? Milletin halini nereden anlayacak? Bu arada seçim öncesinde et fiyatları alıp başını gidince bildik film yeniden gösterime sokuldu. Tarım Bakanlığı 500 bin baş sığır ithalatı için ilana çıkmış. Ne zaman seçim olsa canlı hayvan ve et ithalatına hız veriyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu 2018'de 1 milyar 755 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptılar. Son 20 yılda yaptıkları canlı hayvan ve et ithalatı ise 9 milyar 495 milyon doları buldu. Deprem bölgesindeki besicilerimize doğru dürüst, dürüst yem desteği vermezler. Ama elin üreticisinden milyonlarca, milyarlarca dolar verip canlı hayvan ve karkas et ithal ederler. İthaletleri de Ramazanda millete bir güzel yedirirler. Sonra gelsin yerlilik, gelsin millilik edebiyatları. Ne diyelim? Şeytan bile bunların yaptıklarına şapka çıkarır. Ama Türkiye'miz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarına artık gün sayıyor. 51 gün sonra Türkiye yeni bir döneme başlayacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız henüz iktidar olmadan, henüz iş başına gelmeden hükümete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile. Gençler ne güzel diyor. Kemal Kılıçdaroğlu söyler Erdoğan yapar. Kemal Kılıçdaroğlu emekliye bayramlarda iki ikramiye dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 3600 ek gösterge dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu taşeron işçilere kadro dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalarında TRT payını kaldır dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlar dedi Erdoğan yaptı. En son Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en düşükle emekli aylığı, en düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olsun dedi. Erdoğan eksik de olsa bunu yapmak zorunda kaldı. En düşük emekli aylığı 7500 lira oldu. İş başına gelir gelmez tabii eksik kalan da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız. Tabii her işleri gibi bunu yaparken de adalet falan bırakmadılar bütün dengeleri bozdular. Yüksek prim ödeyip 7500 lira ve üstünde aylık alanların aylığı yerinde saydı. 7500 lira üzerinde aylık alan emeklilerimizin de durumunu mutlaka düzeltmek lazım. İş başına gelince bunu da biz yapacağız. Tabii bir başka sözümüz de depremzede yurttaşlarımıza. Depremde yıkılan evler yerine inşa edeceğimiz yeni evler için depremzedelerimizden tek kuruş almayacağız. Çünkü bu yıkılan evlere onay veren ya bizzat devletin kendisi ya da devletin gözetleyip denetlemesi gereken kişiler. Bir bina yapılırken zemin etüdünden, uygulama krokisine, mimari projeden yapı kullanım izin belgesine 23 ayrı iş için 42 ayrı imza alınıyor. Vatandaş da devletine güveniyor, tapuya gidiyor, tek bir imzayla evini alıyor. Şimdi vatandaşın hükümete güvenerek, bu kadar imzaya güvenerek aldığı ev depreme dayanamıyor, yıkılıyor. Şimdi Erdoğan vatandaşa diyor ki benim hiç sorumluluğum yok. Onun için yapacağımız evlerin bedelini borç harç geri bana ödeyeceksiniz. E bunun adalet neresinde? Erdoğan'ın bildiği tek şey var. O da ihale yapıp beton dökmek. 21 Şubat ile 17 Mart arasında 77 ayrı ihalede 75 milyar liralık ihale açmışlar. Erdoğan, deprem acılarının üstüne hızla beton döküp, sorumluluğunun üstünü örtmek için beton mikserlerini sahaya sürdü. Ama evdeki hesap da çarşıya bir türlü uymuyor. Mahiyetindeki havuz gazetecileriyle geçenlerde yaptığı bir programda, bir yılda 11 ilimizde 319 bin konutu teslim edeceğini söyledi. Şu ana kadar da toplamda 46.327 afet evi ve köy evinin ihalesini yaptığını açıkladı. Halep oradaysa arşın da burada. Eğer bir ayda 46 bin konutun ihalesini yapıyorsan, 319 bin konutun ihalesini yapmak için sana 7 ay gerekiyor. Bu arada işin uzmanları oturup hesaplamış 319 bin konutu bir yılda tamamlamak için 53 bin kalıpçı, 32 bin demirci, 100 bin ince iş ustası, 21 bin elektrik ve mekanik tesisatçı, 17 bin mühendis, 25 bin teknik ve idari kadro toplamda 250 bin kişi gerekiyor. Deprem bölgesinde daha doğru düzgün geçici barınma yerlerini yapmamışsın. Okullar kapalı, İnsanlar çocuklarını okutmak için başka illere göç etmiş. Fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Siz bu kadar çalışanı bir yılda nereden nasıl bulacaksınız? 319 bin konut için yaklaşık 15 milyon metreküp beton gerekiyor. Ve deprem bölgesinde de bu kapasitede bu miktarda beton üretecek beton santrali yok. Bunun için 170 beton santrali gerekli. Bu beton santralleri ne zaman kuracaksınız? Nerede kuracaksınız? Nasıl kuracaksınız? Bu işin bir matematiği var, bir fizibilitesi var. Bu yapılır mı? Yapılır. Ama saray gibi işkembeyi kübradan atarak değil, planla, programla, bütün yönleri düşünülerek yapılır. Çalışanları geri getirecek tedbirleri almayacaksın, beton santrali yapmayacaksın, sonra çıkacaksın bir yılda 319 bin konut yapacağım diye sallayacaksın. Biz geldiğimizde tüm bu eksiği, yediği, hesabı, kitabı tamamlayıp bu konutları en kısa sürede bedava teslim edeceğiz depremzedelere. Ama Erdoğan bildiğiniz Erdoğan. Salla yalanı bulunur inananı. Bu hesapsız kitapsız kafayla da ülkemizin başı belalardan bir türlü kurtulmuyor. Ama artık herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Kimse Erdoğan'ın gemisine bilet almak istemiyor. Yeniden Refah Partisi Erdoğan'ı reddetti. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Erdoğan'ı reddetti. Sabah kuşağında program yapan Müge Anlı bile Erdoğan'ı reddetti. Erdoğan artık bu ülkede istenmeyen adam. Erdoğan'ın elinde kala kala sarayın bekçisiyle Gaffar Oka'nın katillerine terörist diyemeyen Hüdapar kaldı. Anlaşılan Erdoğan'ın bakanları da paçalarını kurtarmanın derdine düşmüş. Bunu Erdoğan'ın ağzından dinledik. Yardımcısı da dahil 17 bakanını millet milletvekili listelerine koyacakmış. Bakanlar yeni dönemde koltuklarının gittiğinin farkında. Hepsi dokunulmazlık zırhı istiyor. Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Bu kadar kar karın ağrısının sebebi bellidir. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Herkes yediği ekşinin hesabını adalet önünde verir. Verecek. Kaldı ki bu atanmış bakanlar milletvekili seçimlerine katılacaksa 16 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar istifa etmeleri gerekirdi. Yüksek Seçim kurumunun, Kurulu'nun kurulunun ta, seçim takvimi belli. Mevcut sistemde bakanların atamayla gelmiş kamu görevlisinden hiçbir farkı yok. Atanmış bakan yardımcıları istifa ediyor ama atanmış bakanlar istifa etmiyor. Bunu hangi hukukla açıklayacaksınız? Bu konudaki fetvayı da önceki İstanbul seçimlerinde hiçbir şey olmadıysa, olmadıysa da bir şeyler oldu diyen bu mızıkçıların seçim işleri sorumlusu verdi. Bakanların istifasına gerek yokmuş. Kendileri yazıp kendileri oynuyor. Dünyanın neresinde böyle bir yönetim var? Bu konuda nihai karar verici yüksek seçim kuruludur. Burada da yüksek seçim kurulu üyelerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Sarayın iradesine göre değil mutlaka yasalara ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelidirler. Yoksa bunun vebalini taşıyamazlar. Parmak boyasına red kararı verdiklerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun AK Partili temsilcisi Türkiye bir Uganda değildir demişti. Ama sayelerinde Türkiye artık bir Uganda bile değil. Beğenmedikleri Uganda'da enflasyon yüzde 9,2, bizde yüzde 55,2. Beğenmedikleri Uganda'da işsizlik yüzde 2,9, bizde yüzde 9,7. Beğenmedikleri Uganda dünyada basın özgürlüğü sıralamasında 132. sırada Türkiye 149. sırada. İşte 21 yılın sonunda Türkiye'yi getirdikleri yer burası. Uganda Uganda kadar dahi olamayan bir Türkiye. Türkiye gibi bir büyük ülke elbette bunu hiç hak etmiyor. Bu yönetimi hiç hak etmiyor. Hiç hak etmiyor. Neyse ki bu kifayetsiz yönetimden kurtulmak için artık çok az kaldı. Milletimiz 14 Mayıs'ta sırtına tünemiş bu beceriksizleri, beceriksiz, beceriksizleri kaldırıp atacak. 14 Mayıs sıradan bir seçim olmayacak. 14 Mayıs'ta kişiler oylanmayacak. 14 Mayıs'ta iki farklı anlayış ve zihniyet oylanacak. Tercih saray diyenlerle millet diyenler arasında yapılacak. Bir tarafta kibir ve nobranlık, diğer tarafta tevazu ve nezaket olacak. Bir tarafta saraya sadakat diyenler diğer tarafta devlette liyakat diyenler olacak. Bir tarafta kul hakkını iştahla yiyenler diğer tarafta öksüz ve yetim hakkını savunanlar olacak. Bir tarafta kaynaklar beşli çetelere diyenler diğer tarafta kaynaklar milletimize diyenler olacak. Bir tarafta sadat gibi paramiliter gruplara sırtını yaslayanlar diğer tarafta sırtını milletine yaslayanlar olacak. 14 Mayıs'ta kazanan demokrasimiz olacak. Kazanan Millet İttifakı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa yanıtlayayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Bu sorular Fox TV tarafından gönderildi bugün. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Kabinedeki isimlerin milletvekili adayı olacaklarını Cumhurbaşkanı açıkladı. Siz dokunulmazlık üzerinden değerlendirme yaptınız ama bir de bu isimlerin bakan olarak sahada olmalarının sandık bağımsızlığına etki edeceği yönünde yorumlar var. Önceden Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları bu gerekçeyle istifa ediyorlardı. Bu seçimde bakanların milletvekili adayı olarak sahada olmaları sizce sandık bağımsızlığı açısından bir sorun mudur? Devletin imkanlarının seçim için kullanılacağı yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz? akıl, mantık, etik, ahlak ve yasalar milletvekili adayı olacak kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarını gerektirir. Neden? Ellerindeki devlet gücünü kendi ikballeri, kendi partileri için kullanmasınlar diye. Tüm atanmış devlet memurları istifa ediyor. Ama atama bakanlar istifa etmiyor. En başta bu diğer memurlara haksızlık anlaşılan bakanlar ellerindeki devlet imkanlarını resmi uçakları, arabaları seçim çalışmalarında hovardaca kullanacaklar. Bütçenin bu hali gözler önündeyken. Bu AK Parti'nin devleti nasıl çürüttüğünü açık seçik gösteriyor. Ama söylüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevlerde olan bazı isimlerin genel sekreter, MYK üyeleri, grup başkan vekili Engin Özkoç'ta dahil milletvekili adaylıklarına başvurmamaları, bu isimlerin seçimin kazanılması halinde kabinede görevlendirileceği şeklinde yorumlanıyor. Sizin bu konudaki açıklamanız nasıl olacak? Tüm bu süreçler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdirleri doğrultusunda yürüyor. Bir diğer soru da şöyle efendim yine Fox TV tarafından yönlendirilen. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar yerli ve milli demişti. Ancak sonrasında ittifakın ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'den Hüdapar'ın parti programını kabul etmiyoruz, reddediyoruz açıklaması geldi. Hüdapar işbirliğini Sayın Destici'nin sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sarayın kibirlisi Hüdapar'ın müdafasına soyunduğunda Hüdapar'la Büyük Birlik Partisi'ni konuşmasında yan yana zikretti. Destici şimdi çıktı. Hüdapar'ın programını kabul etmiyoruz diyor. Hüdapar'ın programını kabul etseniz ne olur? Kabul etmeseniz ne olur? Siz şu soruya cevap verin. Koltuk için Hüdapar'la eşitlenmeyi nasıl içinize sindiriyorsunuz? Tabii bu sorunun bir başka muhatabı da Bahçelidir. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. En düşük eğik, emekli maaşının arttırılması konusunda AK Parti meclise kanun teklifini sundu. Ancak 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklinin maaşında bir artış olmayacağı ortada. Elitaş buna yönelik eleştirilere bu yaptığımız düzenlemenin karşılığını vatandaştan almamamız için manipülasyon yapılıyor dedi. Siz bu yanıtı nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsaf. Ne manipülasyonu? Bugün Türkiye'de açlık sınırı 9500 lira. Siz 7500 lira en düşük emekli maaşı verdik diye övünüyorsunuz. Kıymanın kilosu 353 lira. Kuşbaşının kilosu 356 lira. Bir karton yumurta 89 lira. Bunları söyledim. Yani bu ülkede başka neyi konuşacağız? Bugün bu ülkede emeklilerin neredeyse tamamı açlık sınırının altında yaşıyor. Yüksek prim ödeyip 7500 liranın biraz üzerinde aylık alanların durumu felaket. Hiçbir değişiklik yok maaşlarında. Bu adaletsizlik değil mi? Bu adaletsizlik nasıl çözülecek? Adaletsizliğin adı ne zamandan beri manipülasyon oldu? Manipülasyon falan yok, her şey ortada.